Ramazan ayı arkadaşlar değerli bir aydır, önemli bir ay var. Bu ayda günahlarını başlatamayan, bu ayda sevabını artıramayan, bu ayda daha fazla Allah'a yaklaşamayan kimseler için Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem de uyarıda bulunmuştur. Günahlarımız çoktur. Günahsız insan da nedir? Yoktur. Günahlarımız yüzünden zalimler, merhametsizler, dinden, imandan yoksun olan kimseler musallat olmuşlardır. Onlar üzerimize musallat olmaları bir çeşit musibettir. Sebebi de bizdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Acımasız, merhametsiz, dinden, imandan, ibadetten, namazdan yoksun olan kimseler, Müslümanların üzerine musallat olmaları musibet midir? Musibet midir? Musibettir. Ve bu musibetin sebebi kimdir? وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Başımıza gelen her türlü musibetlerin sebebi işlemiş olduğunuz nedir? Günahlardır diyor. Evet. مَا نَزَلَ بَلَاءٌ اِلَّا بِذَنْبٍ مَا نَزَلَ بَلَاءٌ اِلَّا بِذَنْبٍ Bela ne demektir? Bela demektir. Bir bela gelmiş ise günah yüzünden, işlenen günahlar yüzünden gelmiş. Sufyan el-Sevri diyor ki, bir gün bir günah işledik de gece namazından mahrum edildim diyor. Devamlı demek ki sürekli geceleyin kalkıp namaz kılardı. Bir günah işlediğinden dolayı gece namazından mahrum ediliyor. İşlenen günahlar demek ki insanın çok değerli, önemli şeylerden mahrum ediyor. Sıkıntılarımızın, sorunlarımızın artması, çoğalması, birbirimizle uğraşmamızın sebebi, rızkımızın azalması sebebi nedir? Bütün bunların sebebi işlenen günahlardır arkadaşlar. İşlenen günahlardır. Ama bir takım sözler vardır veya işler vardır ki onlar günahlara kefaret olur. Onları kısa bir şekilde efendim onlara kısa bir şekilde işaret ederek inşallah Teala dersimize son vereceğiz. Her şeyden önce Allah'a Allah'ın istediği bir şekilde iman etmek. İmanımız arkadaşlar arada sırada kontrol edilmelidir. İmanımız doğru mudur, değil midir, sağlam mıdır, değil midir? Efendim ya kitaplardan veya alim olan kimselerden bu bilgiyi edinmeliyiz. فَسْأَلُوا لَهَلَا الْذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ İnsanın imanı sağlam olmadıkça, doğru olmadıkça yapılan ibadetleri de nedir? Kabul edilmez. İbadetlerimizin kabul edilebilmesi için önce imanımızı düzeltmemiz lazımdır. Önce imanımızı Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e göre ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin olarak olan sözlerine göre ayarlamalıyız. Ayarlamalıyız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de اِنَّ الْا۪يمَانَ لَيَخْلَقُ ف۪ي جَوْفِ اَحَد۪يكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْمُ Üzerinizdeki elbiseler eskidiği ve çürüdüğü gibi kalbinizdeki iman da eskir diyor. فَجَدِّدُوا اِيمَانَكُمْ İmanınızı yenileyin, tazeleyin. Neyle? La ilahe illallah ile. Tabi yalnız böyle anlamsız bir şekilde söylemek suretiyle değil, bilerek, anlayarak ve Allah'ın emirlerine uyarak. Allah'a Allah'ın istediği bir şekilde iman edilirse ve salih amel işlenirse günahlarımıza kefarettir inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ve diyorlar ki تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ Evet, Hamisi göremez o. Hayır.
تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. Demek ki Ramazan'ın dışında efendim pazartesi günleri ve perşembe günleri de cennetin kapıları açılır da feyumfaru li kulli abdin. Feyumfaru ne dedim? Bağışlanır. Yumfaru li kulli abdin. Her insanın veya bütün insanların veya Allah'ın bütün kullarının günahları bağışlanır. Ama nasıl? La yüşriku billahi şeyyen. Allah'a şirk koşmayan, ortak koşmayan bütün insanların diyor günahları ne dedim? Bağışlanır diyor. Ve büyük olan günahlardan sakınmamız da diğer günahlara kefarettir inşallah. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ve diyor ki اِنْ تَجْتَنِبُ اِنْ اَيَمْ تَجْتَنِبُ اِجْتِنَابْ ederseniz. Yani sakınırsanız, bırakırsanız, terk ederseniz اِنْ تَجْتَنِبُ كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ. Eğer o büyük olan günahları bırakırsanız, uzaklaşırsanız, terk ederseniz نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ diğer günahlarınızı bağışlarız. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا yalnız nedir? Diğer günahlarınızı bağışlamakla da kalmayız. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ve sizler de cennete buluruz. Yeter ki nedir? Büyük olan günahlar denilsin, terk edilsin veya bırakılsın. Yani o meşhur olan hadis-i şerifte de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılınan beş vakit namaz, kılınan cuma namazları, tutulan Ramazan ayındaki oruçlar nedir? Günahlara kefarettir ama bir şartla. Nedir? Salih Hadim. Büyük olan günahlar denildiği zaman terk edilirse, terk edilirse kılınan beş vakit namaz. Yani şimdi efendim Allah kabul eylesin, öğlen namazını kılmış durumdayız. İkindi namazına kadar bilerek veya bilmeyerek günahlar işlenmiştir. Bu günahların bağışlanmasına ikindi namazı ne edilecektir? Edilecektir, kefaret olacaktır. Akşam namazı, yatsı namazı, sabah namazı bu şekilde böyle. Cuma namazları da böyle. Ramazan ayında tutulan oruçlar da böyle. Günahlara kefaret değil, bir şartla. O şart ne değil? Büyük günahlar edilirse, efendim terk edilirse. Aynı şekilde günahlarımızın bağışlanması için efendim, ciddi bir şekilde, samimi bir şekilde Allah'a tövbe etmek. Allah'a tövbe etmek, efendime söyleyeyim, günahlarımızın bağışlanmasına sebep olur. Amr ibn As, Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor ve diyor ki, efendim, ben Müslüman olmak istiyorum veya İslam'a girmek istiyorum. Ve bundan dolayı da sana söz vermek istiyorum veya biat etmek istiyorum. Elini uzatıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarafına. Peygamberimiz de elini uzatınca Amr hemen elini çekiyor. Peygamberimiz bunun üzerine aleyhissalatu vesselam ne oldu diyor. Niçin elini çektin? Uzattın İslam'a girmen için, söz vermen için sonra da birden elini çektin. Diyor ki İslam'a girecek ama bir şartım var. Nedir o şartın? Daha önceki günahlarımın bağışlanması. Böyle bir şartım var diyor. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الْاِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ وَاَنَّ الْحَجَّ يَهْلِمُ مَا قَبْلَهُ وَاَنَّ التَّوْبَةَ تَهْلِمُ مَا قَبْلَهَا. Sen bilmiyor musun İslam'a girmenle beraber hemen geçmiş günahlarının bağışlanacağını bilmiyor musun? Hac ibadetini yerine getirdikten sonra hac etmeden önceki günahlarının bağışlanacağını, tevbe etmeden önce, evet, tevbe ettikten sonra efendim, o günahlarının bağışlanacağını bilmiyor musun? Öyle midir deyince uzatıyor o fiyat ediyor o İslam'a girmek. Evet. Samimi bir şekilde tövbe etmek çok önemlidir, çok gereklidir. Günahlarımızın bağışlanmasına vesiledir. Yalnız bununla da Rabbimiz kalmıyor, daha önemli olanı da bize veriyor. اِلَّا مَنْ تَابَ وَاَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا
اُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Bir kimse iman eder ve bunun yanında tövbe eder ve salih amel işlerse ne olur yapmaz? Geçmiş günahları bağışlanır. Evet. Ama geçmiş günahlarının sayısı kadar da Allah sevap yapmıştır. Allah'u var. Geçmiş günahlarının efendime söyleyeyim günahlarını siliyor. O günahların sayısı kadar da evet sevap yapmıştır.